Selamlar. Konumuz ilişkilerde bağımlılık. Sevgi sandığınız ama aslında güvende olmak için bağımlılıkla sımsıkı tutunduğunuz ilişkileri konuşacağız bugün. Kişinin kendi başına ayaklarının üstünde duramayacağını, yalnız yaşayamayacağını, hatta yalnız kalamayacağını düşünmesi, hissetmesi durumu bağımlılığın sinyallerini veriyor. Kişi kendini güçsüz, aciz hissedebiliyor. Bir desteğe her daim ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Kendi gücünden bir haber yaşıyor yani. Hatta kendi gücünden korkar halde yaşıyor. Bu halinin belki kendisi bile farkında değil. Hep birisinin desteğini, ilgisini istiyor. Böyle hissettikleri için de etrafındaki kişiler bu acizlik enerjisi yayan kişiye devamlı yardım ediyorlar. Destek oluyorlar, işlerini yapıp onun ihtiyaçlarını gideriyorlar. O yapamıyor, yazık. Ben gidip evini temizleyivereyim, çocuğuna bakıvereyim, eşyalarını taşıyivereyim, işini görüvereyim diyorlar onun için. Böyle bağımlı kişiler kendi kararlarını almakta da zorlanıyorlar. Kendi fikirleri yerine başkalarınınkine önem veriyorlar. Onların kararlarını uyguluyorlar. Başkasının, özellikle bir kişinin onların yerine karar vermesini istiyorlar. Bu durumda olan kişiler insan bağımlısı oluyor. Önce ebeveynlerine bağımlı oluyorlar, sonra anne babadan ayrı düşünce bağımlı olacakları başka birini buluyorlar kendilerine. Bazen kendi hayatlarını bırakıp başkaları için yaşayabiliyorlar. Mesela çocuklarını adıyorlar kendilerini, eşlerine vakfediyorlar hayatlarını ya da anne babası için kendi hayatını bırakıp yaşamıyorlar. Çocuğuna, eşine ya da annesine bağımlı halde onları kaybetme korkusuyla yaşamaya çalışıyorlar. Anne babalar çocuklarını büyütürken onların yerine karar verirse, çocukların fikrine önem vermezlerse büyüyen bu çocukların özgüven sorunları oluyor. Kendi fikirleriyle hareket edemiyorlar çünkü kendi fikirlerini önemsiz buluyorlar ve insan bağımlısı oluyorlar. Bu özgüven eksikliği tek başına kendi fikirleriyle yaşayamama, madde bağımlılığını da getirebiliyor. Kişi ihtiyaç hissediyor kendisinde. Bir desteğe ihtiyacım var, bana kol kanat gerilmesine ihtiyacım var, tek başıma bu hayatı kaldıramam, devam edemem duygusu hem insana hem bir maddeye bağlanma hissini doğurabiliyor. Temelinde yatan önemli bir etken şu: kendini sevmemek, duygusal açlığını diğer insanlarla gidermeye çalışmak. Kişi kendiyle irtibat kuramıyorsa, kendi özünden, yaratılışından bir haber yaşıyorsa, kendini arama gayretine girişmemişse hiç, ben kendimi seviyorum demesi maalesef yeterli olmuyor. Çünkü içeride kafesin içine hapsolmuş bir öz var. Kişi sahte benliğiyle yaşamaya çalışıyor. Kendini zorladığı bir hayat var. Kişi kendisiyle yüzleşmedikçe, bu özünü ortaya çıkarmadıkça kendisini başkalarına muhtaç zannederek yaşamaya devam ediyor. Böyle olunca insan duygusal bağımlılık gösterdiği kişinin hep yanında olmasını, hep kendisiyle ilgilenmesini istiyor. O bağımlı olduğu kişiyi bencilce sömürdüğünü belki de fark etmiyor. Kendi çıkarı için onun bir yere gitmesini istemiyor, onun bütün fikirlerini, enerjisini kullanıyor. Karşıdan o bağımlı olduğu kişiyi çok seviyormuş gibi görünebilir ama aslında bağımlı kişi güvende olmak için kendini muhtaç sandığı için diğer kişinin hayatını çalıyor ve onu bıktırıyor. Bazen bu bağımlı olma hali çift taraflı yaşanabiliyor. Anne çocuk, karı koca, iki kardeş, arkadaş birbirine bağımlı olabiliyor. Bu durumda birbirlerinden rahatsız olmadan beraber yaşayıp gidiyorlar. Ta ki ne zamana kadar? Ayrılık veya ölümle imtihan gelene kadar. Bağımlı olup olmadığınızı anlamak için şunu sorun kendinize: falanca kişi hayatımda olmazsa yaşayamam dediğiniz biri var mı? Bağımlılığınızın derecesini bu anlattıklarımdan anlayabilirsiniz. Sağlıklı bir kişiliğimizin olması için bağlı ilişkiler kurmalıyız. Bağımlı her türlü ilişki bize zarar verir ve zaman içinde mutlaka o bağımlı olduğumuz kişi elimizden alınır, hayatımızdan çıkar gider. Bu kişilere ister insan bağımlısı, ister ilgi bağımlısı ya da sevgi bağımlısı diyebiliriz. Bu kişiler ayrılıkla ya da ölümle bağımlı oldukları kişileri kaybedince hasta ve sorunlu biri olarak bakıma muhtaç küçük bir çocuğa dönüşebiliyorlar. Aciz bir halde korunmayı istiyorlar ve ilk fırsatta kendilerine bağımlı olacakları yeni birini arayıp buluyorlar. Çünkü bilinçaltına yerleşmiş inançları bu yönde: güçsüzüm, destek almalıyım, birine ihtiyacım var, ancak böyle yaşayabilirim. İnançları bu. Peki yaratılış fıtratımızda böyle bir şey olmadığına göre nasıl bu hale gelmiş olabilirler? Büyüme ortamlarına bakarsak, anne babaları aşırı korumacı, çocuğun her işini yapan, halleden, koruyucu kişiler olabilir. Çocuğa sorumluluk verilmez. Ya da baskıcı, çocuğun fikirlerinin dikkate alınmadığı bir evde büyümüş olabilir kişi. Sadece kurallara uy, anne babanın dediğini yap, kararları onlara bırak,
Büyüklerin onayını almadan hiçbir şey yapma. Gördüğünüz gibi neyi aşırı yaparsak o kadar zarar veriyoruz çocuklarımıza. Fazla korumak da, sıkmak, baskılamak da kötü. Allah'ın yeryüzündeki halifelerini yetiştirirken uzmanlarından öğrenmeliyiz bu işi. Okumalıyız, araştırmalıyız. Çocuk yetiştirme işi önemli. İkinci kitabım Özümün Ülkesine Dönüş'te Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuk yetiştirme metotlarını anlattım. İnşallah sizlere de fayda olur. Kendimize bağımlı hale getirdiğimiz çocuklarımız ileride biz yokken hayatlarını kurmakta, devam ettirmekte çok zorlanıyorlar. Çünkü içlerinde kocaman bağıran bir ses onlara yapamam, destek almalıyım diyor. Bu yapamam hissi onların yaptığı her işe ket vuruyor. Kendilerini değersiz hissediyorlar. Çocuk bağımlılığı ailede öğreniyor. Çocuklarınıza korkma, ben varım, seni korurum demek yerine korkma, Allah var, bizi korur, gözetir deyin. Güvenceleri, dayanakları Allah olsun. Aslında bizim milletimizin sülale yapısı çok güzel. Çünkü çocuğun sadece anne babasıyla büyümesi bağımlı ilişkiyi tetikliyor. Etrafta anneanneler, babaanneler, teyzeler, dayılar olmalı ki çocuk geniş bir çevrede büyüsün. Anne çocuğun ara sıra bu büyüklere emanet edebilsin. Yoksa kişi bağımlı olunca baba yerine koyacakları bir erkekle, anne yerine koyacakları bir kadınla evlenebilirler. Güven arayışı, güvence arayışı o kadar yüksek boyutta ki bu kişiler mutlu olmak, aşık olmak duyguları yerine güvende olmayı istiyorlar. Bunun için yaşayıp bunun için evleniyorlar. Tabi zamanla fıtratına ters bir yaşantıya vücut tepki veriyor, hastalanıyor, mide sorunları, kilo sorunları başlıyor. Fikirlerini ifade edemedikleri için ve çocuksu davranışları yüzünden boğazında reflü, guatr, tiroid, faranjit gibi hastalıklar olabiliyor. İyileşemeyen kronik hastalıkların nedeni hep bu yanlış kurduğumuz ilişkilerin sonucu. Psikolojik olsun, fiziksel olsun, kilo sorunu, sigara, alkol sorunu olsun bunları ilişkilerle ilgili yanlış inançları düzelterek geçirebiliriz. Şimdi sorun kendinize. Neden kendi fikirlerimle hareket etmiyorum? Kendi kararlarımı kendime almıyorum? Ben birilerinin beni yönetmesine muhtaç mıyım? Neden onların sözlerine uyuyorum? Kendime neden güvenmiyorum? Benim güçlü yanlarım neler? Tek başıma neleri başarabilirim, neler yapabilirim? Sürekli birileriyle beraber bir şeyler yapmak istiyorsanız buna bir dur demeniz lazım. Hem kendi bağımlılığınızı kırmak için hem de karşı tarafı bıktırmamak için. Çünkü karşı taraftan bu kadar çok ilgi, sevgi, beklentiniz olursa onların sınırlarını ihlal etmiş olursunuz ve sizden kaçmaya başlarlar. Kendi başınıza yapabileceğiniz hobiler, kurslar, faaliyetler bulun kendinize. Eşiniz, çocuğunuz için kendi hayatınızdan, arkadaşlarınızdan, hobilerinizden, yetenekli olduğunuz işten vazgeçmeyin. Tabii ki çocuklar küçükken vaktimizin çoğunu onlar alıyor, fedakarlık yapmamız gerekiyor. Ama buradaki ince çizgiyi koruyun. Benim derslerime devam eden hanımlar hamilelikleri boyunca ve doğduktan sonra bebekleriyle birlikte derslere gelmeye devam ediyorlar. Sporunuzu, yürüyüşünüzü ihmal etmeyin. Günde 2 sayfada olsa kitap okuyun. Yemek yaparken öğlen aralarında faydalı bilgiler dinleyin. Kendinizi bırakmayın. Hatırlayın ki siz de Allah'ın halifesisiniz ve gerçekleştirmeniz gereken size ait şeyler var bu dünyada. Sadece size ait. Tek başınıza bir şeyler yapa yapa bağımlılığınızın kırıldığını fark etmeye başlayacaksınız. Bunun için başta kendinizi biraz zorlamanız lazım. Mesela istemeseniz de kendinizi zorlayarak tek başına alışverişe gidin. O sırada yolda ve alışverişte telefonla birilerini arayıp konuşmayın, fikir almayın. Tek başınıza kitapçıya gidin, içlerini okuyarak kitap seçin. Kendinize kitabınızı okurken bir pastanede dondurma ısmarlayın. Tek başına hareket etmenin, karar vermenin keyfini yaşayın. Böylece içinizdeki zaten var olan, fıtratınıza konmuş olan güç, özünüz filizlenmeye başlayacak. Gömülü olan diplerden müthiş bir hızla yüzeye yükselecek. Bağımlı kişilerin başına olmazsa olmaz mutlaka gelen şey, bağımlı oldukları kişilerden ayrılmaları. Bir şekilde ayrılmaları için kader sahneyi düzenler. Neden mi? Çünkü Allah kullarının sadece kendisine muhtaç olmasını ister. Halifesinin başka bir kula acizliğini kabul etmez. Allah bizi güçlü, iradeli, tek başına pek çok şeyi yapabilir bir fıtratla yaratmış. İsteklerimizi, hayallerimizi ondan istememizi bekler. Yapamam diyen biri, Rabbinin bahşettiği yeteneği, gücü inkar eder konumdadır ve Rabbinin rızasını kaybeder. Allah da onu yoluna tekrar çağırmak için bu bağımlı olduğu kişiyi elinden alır. Kişi bunu fark ederse değişim başlar. Ya da kişi yeni bağımlı olacağı birini bulur, bağlanır. O da bir süre sonra elinden alınır. Bu kısır döngü kişi değişimi başlatana kadar devam eder gider. Şimdi, yalnız kalırsam yaşayabilir miyim diye sorun kendinize. Kendime güvenim ne kadar, ne yönde?
diye sorgulayın. Günün içinde tek başıma neler yapıyorum, keyif alıyor muyum, buna bakın. Kendi fikirleriniz ne kadar kıymetli, başkalarının aklıyla mı yaşıyorsunuz? Kararlarınızı kim veriyor? Büyük küçük bütün kararlarınıza bakın. Kaybetmekten ölesiye korktuğunuz biri var mı? Kendi hayatınızı yaşadığınızı düşünüyor musunuz? İçinizde yapamam duygusu var mı? Bunu günün içinde ara ara sorgulayın. Acizlik hissi gelir, muhtaç olma hissi, başaramama hissi. Bunlara bakın ve not alın. Birisi benimle sürekli ilgilensin, elimden tutsun, bana destek olsun isteği var mı içinizde? Sorulara verdiğiniz cevaplar önemli. Hangi yönde kendinizde eksiklikler var, bu yönlerinize odaklanın ve yazarak çalışın mümkünse. Bu konuların üstüne giderek şu andan itibaren bağımlı kişiliğinizi değiştirme yoluna girebilirsiniz. Her gün ufak adımlar atarak bu size küçükken verilmiş yetersiz olma duygusunu kırabilirsiniz. Ama lütfen duygularınızı bastırmayın. Kalbinizle beyniniz arasındaki bağı ilaçlarla koparmayın. Şifa cümleleriyle tamamlayalım. En az 40 gün dinleyin ve içinizden ya da sesli olarak tekrar edin şifa cümlelerini. Büyümeyi ve yaşamın olgunluğunu yaşamayı seçiyorum. Güvende özgür olmanın yolu budur. Ben Rabbimin bana verdiği imkan, kaynaklar ve maddi manevi nimetlerle hayatımı en iyi şekilde yönetir ve yaşarım. Hiç kimseye muhtaçlığım ve bağımlılığım olamaz. Ben bütün güç ve kuvvetimi, hayat enerjimi Allah'tan alırım. Güvenli ve doğru olan budur. Halife olan özüme güvenirim. Bu kolay ve keyifli olandır. Kendi kararlarımı kendim alırım. Benim kararlarım, fikirlerim değerlidir. Tek başıma istediğim her işin üstesinden gelirim, başarırım ve keyif alırım. Olgunlaşmayı seçiyorum. Kendi güçlerimi adım adım keşfedip, Rabbimin izniyle onları ortaya çıkarmaya kararlıyım. Ben artık çocuk değilim. Kendi kararlarını veren, güçlü iradesini kullanan, kendini özgürce ifade eden Allah'ın halifesiyim. Benim için artık doğru ve güvenli olan bunlardır. Diğer bütün yanlış inançlarımı şimdi bırakıyorum ve güçleniyorum, güçleniyorum. Hayat buluyorum. Şifa olsun. Şimdilik bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Kalın sağlıcakla. Hoşça kalın.